Merhabalar. Bugün konuğum Eren Erdem. Eren Erdem bir önceki dönemde CHP milletvekiliydi. Daha sonra parti meclis üyesi olarak CHP'deki görevine merak ediyordu ama tabii ondan önce yani işte CHP'den önce Eren Erdem'i takip edenler vardır aranızda muhtemelen. Bir kitlesi olan çünkü bir yazardı. 9 tane kitabınız var sizin, değil mi? 9 mu? 13 Ol oldu. 13 olmuş. Pardon ben kaçırmışım. Sık sık yazan aktif bir yazar, araştırmacı yazar Eren Erdem. E, fakat işte bu süreçte cezaevine girip e, yatanlardan aynı zamanda. Ekim ayı sonunda tahliye oldu. E, Kandara 9 numaralı cezaevindeydi. Yani neredeyse ayağının tozuyla da sağ olsun yayınımıza geldi. E, sorularınızı yorumlarınızı yollayın. Ben Eren Erdem'e ulaştıracağım. Hoş geldiniz. Teşekkürler geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Çünkü biliyorum kolay değil yani cezaevinden çıkar çıkmaz insan bir kendine gelmek istiyor herhalde. Bir ne oluyor dünya değişti ona bakmak istiyor herhalde değil mi? Evet. E, buna rağmen hızla geldiniz yayınımıza. Çok teşekkürler. Ee, öncelikle şeyi netleştirmek için sorayım. Siz cezaevindeydiniz ve bu Karar Gazetesi'nde 17-25 Aralık tapeleri yayınlandığı için değil mi? FETÖ terör örgütüne yardımla suçlanıyorsunuz. Karşı Gazetesi. A, karşı Gazetesi özür dilerim. 2014 özür dilerim. yılında kurduğumuz bir gazeteydi. Hı -hı. Aslında iddianamesi e, 2013 yılında açılmış bir soruşturma. 2013 sonunda Hı -hı. kuruldu çünkü. E, ama bu tabi e, kapanmış bir dosyaydı. Yani zannediyorum nereden tutuklasak diye bir kafa, beyin jimnastiği yapıldı ve ona karar kılındı. Çünkü gerçekten de çok çarpıcı bir şekilde içinde FETÖ ile iltisaka, irtibata dair hiçbir maddi bulgu olmayan bir dosya olarak bu dosya bir şekilde raflarda duruyordu. O kapsamda evet. Şey, Örgüt üyesi olmamasına rağmen örgüte istemeden yardım etti. Bilerek, isteyerek diye geçiyor. 227 Hı. meşhur bu Cumhuriyet Gazetesi'nin sözcü davasının ve bilimum aslında bu tür gazetecilik davalarında kullanılan madde. Hatta bu maddenin de anımsadığım kadarıyla mucitleri FETÖ'nün yargıdaki mensupları Onlar Ergönekon sürecinde gazetecileri sürece dahil edebilmek için bu maddeyi getirdiler. Ve e, halen de onların getirdiği bu madde üzerinden yargılamalar devam ediyor. Devam ediyor. Peki siz nasıl serbest kaldınız? Teknik olarak şöyle, nasıl oldu? Teknik olarak şöyle söyleyeyim. E, biz e, ilk derece mahkemede 4 yıl 2 ay ceza aldık. Bu e, normal şartlar altında yargıtaya yani temize gitmemiz için bir mani teşkil ediyor. Çünkü 5 yılın altındaki cezalar istinaf mahkemelerinde kesinleşiyor. <laughs> e, bu maddelerde dahil. Ancak bu birinci yargı reform paketiyle beraber... İşte TCK 227 ve benzeri suçlar düşünce suçu olarak değerlendirildi. Çünkü bunlar örgütle iltisaktan ziyade işte düşünce ve haber fiilleri üzerinden ee dahil edilebildiğin suçlar olduğu için ve bunların tümüne ee tüm cezalarda Yargıtay yolu açıldı. E şimdi benim de zaten ee cezam kesinleşmediği halde ee işte infaz süresini bitirmek üzereydim. Neredeyse 9 ayım kalmıştı. E ve istirahat mahkemesi ilk derece mahkemenin cezasını onayladı. Kararında Yargıtay'da geçireceği bir süre var. Dolayısıyla ben tutuksuz olarak Yargıtay sürecini geçirmesi için tahliye ediyorum dedi. Ya bu dosyadan sizin yeniden tutuklanma ihtimaliniz var mı teknik olarak? Yani Kopenhag'da yok ama Türkiye'de tabi bugünkü hukuk şartlarında yani her şey mümkün tabi ama teknik açıdan bakarsanız çok zorlama bir şey olur. Çünkü Yargıtay süreci başlamış. Artık yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı mütalaa yazacak, dosyayı inceleyecek ve bu dosya üzerinden bir değerlendirme yapacak, karar verecek. Hmm. Ve biz yargıtayda beraat edeceğimize de inanıyoruz. Ahmet Altan şimdi e, tahliye edilmişti. Sizin evet. de aynı şekilde değil mi? Aa, o farklı bir durum. Onun ki hmm. şöyle, o ağırlaştırmış müebbet aldı. Önce e, anayasa ihlalden aldı sonra Yargıtay'a gitti. Yani bütün o ara e, süreçleri yaşadı ve Yargıtay kararı bozdu. Dedi ki ya bu kişilere dedi ayrı dedi. ağırlaştırmış müebbet verilemez. Bunlara 227'den yani örgüte yardımdan ceza verilmeli dedi. Dosya tekrar yerel mahkemeye gitti böylece. E, onlar da karar verdiler. 10 yıl e, küsuratını hatırlamıyorum bir ceza alıp tahliye oldu. Dolayısıyla onun süreci henüz daha ilk aşamada. İstinafa gidecek. Dergıtaya gidecek yani uzun bir süreci var. Nereden baksanız iki yıl. Fakat yeniden yakalama kararı çıkartıldı Ahmet şimdi, Alçın. Tabii i̇lk derece mahkemenin e, kararına Cumhuriyet Savcılığı itiraz edebildiği için onlar bir itiraz etmişler ama şimdi yani normal şartlarda bu tür yakalama kararlarının illaki ki tutuklamayla sonuçlanması gerekmiyor. Yani hmm. bakmak görmek izlemek lazım Öyle ne olacak mi? yani. Farklı bir şeye dönüştürülebilir. Ne, ne olabilir? Ev olabilir. Yani bu tür uygulamalar yapıyorlar. Ee, yani daha önce oldu bunlar. Ee, görmek Peki, lazım. Peki sizce Ahmet Altan'a niye yine yakalama kararı çıktı? Bir yazı yazdığı için. Yani serbest bırakıldı ve konuşmaya devam ettiği için mi sizce? Ya konuşma açısından ifade etmek... Yani şimdi ben de çıktı mesela konuşuyorum. Başkaları evet. da konuşuyor. Yani Selahattin Demirtaş da bugün çıksa konuşacak muhtemelen yani. Ee, ...içeriden çıkan herkes bir şekilde konuşuyor. yani, Demokrasi adına, adalet adına, barış adına söz söyleniyor ama... ...tabii onu kestirmek çok güç. Yani yargının içindeki dinamikler, kültler, klikler... E, e, ...anlamak kolay değil bazı şeyleri. Mesela biz böyle e, bodoslamadan... ...ya işte şu bir yazı yazdı Selman'la ilgili falan diye, diye bir... ...yaklaşım ortaya koyduğumuzda bu... E, ...çok gerçekçi olamayabiliyor yani. Yani şimdi bazı isimler var örneğin yargıda bir sürü klik var işte çok farklı çevreler var. Bütün çevrelerin cezaevinde kalmasında müttefik olduğu, ittifak yaptığı isimler var. Bir de işte belli çevrelerin rahatsız olduğu isimler Nasıl var. Nasıl çevreler bunlar mesela? Yargı içinde klikler, ülkücüler Nasıl? grupları var, hak yolcu grupları var efendim işte. Ee, e, e, ben işte ulusalcıyım diyen gruplar var mesela. Yani Hak çok yolcu sayıda. Hakkı dediğiniz kimler? Hükümete yakın olanlar. Tabii tabii onlar e, İslamcı diyelim yargıdaki İslamcılar. Diğerleri işte daha çok şimdi şu anda ülkücü e, çok ağırlıklı olduğu söyleniyor. İşte ulusalcı hakim savcıların olduğu. E, o zaman söyleniyor. burada dosyanız kime düşerse kaderinizi de ona göre mi belirleniyor? Dosyanız zaten düşüyor yani orada. O nereye düşeceği belli olduğu için önceden hani Mesela Canan Kaftancıoğlu'nun dosyasının 37 ağır cezaya düşmesi tesadüf değildir yani. Ne demektir o? E şimdi o ceza, o mahkeme mezbahane gibidir. Yani doğrar geçer bizim tabirimizle. Kimdir orada? Ülkücüler CHD... mi hakimdir? Hak yolcular mı hakimdir? E, ülkücü, ülkücüdür başkanı. Öyle bilinir. Yani, yani kamu camia dedikleri bu yargı camiasında öyle bilinen bir isim. E, ve şeydir, Yani bu tür kararlarıyla tanınır, bilinir. Üst, üst sınırdan cezalar verir. Çok dosyanın içeriğine bakmaz. E, yargıta ilgilensin, ben üst sınırdan cezamı verir geçerim mantığıyla hareket eder yani. Hmm. Ben biraz şanslıydım aslında benim 23 ağır ceza. Beni tahliye etti biliyorsunuz. E, henüz ilk, ilk celsede. E, benim için bir tahliye kararı verdiler daha sonra çok ciddi bir baskıyla tekrar yakalama kararı çıktı üst mahkeme tarafından. Benim kendim e, beni Baska yargılayan. E, kuvvetle muhtemel yukarılarda bir yerlerden, yani onlara her kim e, siyasi e, e, talimatlar veriyorsa oralarda. Sizi niye içeri attılar sizce? Ee, bunun birçok nedeni olabilir. Şöyle, birincisi benim içerideki tecrübelerimden yola çıkarak söyleyebilirim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, uzun bir süredir bu süreçlerle ilişkilendirmeye çalışıyorlar. Kriminalize etmeye çalışıyorlar. FETÖ ile. FETÖ ve benzeri süreçlerle, belki bu önümüzdeki günlerde PKK açısından da. Böyle bir e, mesele ortaya çıkabilir. Yani bu kriminalizasyon süreci Enis Berberoğlu'yla e, e, başlayan, akabinde devam eden bir süreç. E, e, Kaftancıoğlu davasında da benzer şeyler gördük. Mesela ağırlıklı olarak bir e, PKK ile ilişkilendirme çabası vardı. Bu biraz böyle bir süreçti. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik bir hamleydi olarak e, düşünüyoruz, öyle değerlendiriyoruz. E peki siz niye kurban oldunuz? Çünkü o an e, en uygun kişi bendim. Ya, yani siz milletvekili olsaydınız aslında bu, bu dokunulmazlığınız olacaktı, değil mi? E, tabii ama Türkiye'de bunun da bir güvencesi yok. Yani dokunulmazlık olsa da mesela bazı maddelerden yargılanabiliyorsunuz. Mesela e, devletin güvenliği ile alakalı terör gibi ama suçlardan. Ama bundan yargılanmayacaktınız bu Başka bir o yani bu bir şeydir. Yani Türkiye niye de... size hedef seçtiler o zaman? Yani. E şöyle çünkü biz biraz fazla yara değiştik. E, anımsarsınız 7 Haziran 1 Kasım arasında IŞİD meselesinin en çok üstüne giden adam bendim Türkiye'de. Yani ben Ankara gar katliamını yapan teröristim. E, IŞİD teröristinin TC kimlik numarasını mecliste paylaştım. Ve bu kişi katliam yapacak, saldırı yapacak, engelleyin dedim. O döneme dair Ahmet Davutoğlu'nun söylediği çok özelleştirsel bir takım ifadeler vardı. Yani zannediyorum ki o dönem yaptığımız bazı açıklamalar ki zaten belki anımsarsınız o, 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 süreçte, o 6 aylık süreçte yaptığımız açıklamalar nedeniyle 3 yıl boyunca en ağır linçlere uğradım. Çok ağır saldırılar yaşadım. Oralarda belli damarlara basmış olduk demek ki ki yapılacak olan bu türden bir operasyonu en azından bir taş şey kokuşmaz. Yani mantığı. devlet şunu mu diyor? Türkiye Suriye'de ne yapıyor? Bu işleri kurcalama kardeşim. Birçok başlıkta buna yakın bir şey var. Yani hassasiyet noktası var. Örneğin bazı davalar hassas davalardır. İşte IŞİD davası mesela çok hassastır. O davalar üzerine çok konuşursanız eğer başınıza neler gelebileceğini Türkiye'de az çok biliyoruz, görüyoruz yani. Şimdi bir soru var. Ee, Ömer Argın soruyor. Büyük, şey, büyük harfle yazmış. CHP neden kendisine sahip çıkmadı? Lütfen samimi cevap verebilir misiniz? Öyle mi hissediyorsunuz? CHP'si sahip çıkmadı mı? Ben böyle hissetmiyorum. Şöyle... Şimdi sahip çıkmak demek... E, maalesef şöyle bir talihsizlik yaşadım. E, şimdi adalet yürüyüşü... E, her e, her e, olayda yapılabilecek bir şey değil. E, Gandhi hayatında bir kere yürüdü yani. Meşhur tuz yürüyüşünde. Şimdi... E, CHP'nin her siyasi tutuklamada... bir adalet yürüyüşü yapması mümkün değil. Hı hı. E, buradan şu bilgiyi de paylaşmak isterim. E, bizim... E, bizatihi ben ve avukatlarım... partinin... E, davanın ilk seyrinde yani 4-5 aylık ilk sürecinde... biraz sakin... ve çok yüksek dozda eylemsellik ortaya koymaksızın izleyici modda olmasını biz talep ettik. Niye? Çünkü karşımızda bir heyet vardı. Yani heyeti dışarıdaki eylemler üzerinden reflektif hale geçirmek yerine heyeti kürsüde tutmayı arzu ettik. Kürsüde kalalım, hukuk mücadelesi verelim. Yani biz bir hukuk savaşı verelim. Hı hı. Çünkü dosya çok güzel bir dosya. Biz bu dosya üzerinden aslında Türkiye'ye çok güçlü mesajlar verebiliriz. Bunu biz tercih ettik. Ve ben il başkanı dahil bütün arkadaşlarıma ilk duruşmalara, silivri duruşmalarına yoğun bir katılım sağlanmaması gerektiğini basın düzeyinde arkadaşlarımızın katılarak izleyebileceğini ama sembolik bir katılımla süreci yani olayı siyasallaştırmadan hukuki alanda tutarak heyetle hukuki tartışmalar yürüterek mahkeme heyetiyle bir eğer bu kavga vermek istediği şeyler bu, da, bu duruşmalar, davalar, siyasi davaya dönüşürse bu sefer heyet ona göre mi karar veriyor? E zaten Olumlu, öyle olumsuz. değil midir mesela heyetler e, e, dışarıda binlerce insan bekliyorsa eğer e, tutumunu ona göre belirler. E, doğal olarak. Dezavantaj mı olur? Dezavantaj olsun. olur. Mesela e, hukuk alanına gelmez. Yani tahliye olmak ya da olmamaktan ziyade biz heyeti e, hukuk alanında mindere çekmek istedik. Anladım. Gelin tartışalım dosyayı dedik. Hı hı. Öyle yaptık ve ilk hürsüzlüğe tahliye olduk. Anladım. Yani e, e, o başarılı bir stratejiydi. Hı hı. Tabii hesap edemediğimiz şey şuydu, siyasi müdahale. Tekrar tutuklandık ve ondan sonra da zaten yani yaklaşık 7-8 ay geçmişti. Ondan sonra da ben partiden e, başta sayın genel Başkan olmak üzere evet bu iş artık bizden çıkmıştır. Artık bu hukukun alanına girmiyor. Siyasi bir alana giriyor bu dava. Gereken siyasi mücadeleyi yürütmeniz de fayda var dedik. Bunun üzerine de ee, ölçülü bir siyasi mücadele yürüdü. Anladım. Ee, peki şunu soruyor Özgür Tuğrul izleyicimiz diyor ki peki diyor neden serbest bıraktılar? Şimdi diyor ki Özgür Tuğrul bu izleyicimizin görüşü yargının bağımsız olmadığını ortaokuldaki çocuklar bile biliyor, O bağlamda soruyorum madem diyor şimdi niye serbest bırakıldı? Ne olacak peki yani şöyle e, ben toplam ceza verilmiş ilk ceza ilk mahkeme ilk derece mahkeme vermiş 4 yıl 2 aylık bir ceza cezayı bitirmişim zaten. 9 ayım kalmış. E, o 9 ayı da Yargıtay sürecinde geçecek. Yani e, bu çok absürt ve açıkçası tuzun tamamen kokması anlamına gelirdi. Yani Yargıtay bu dosyanın kapağını kaldırdığında belki 2 sene geçmiş olacak. Anladım. Yani şu an Yargıtay'ın iş yükü de arttı. Hmm. Ve 9 ay sonra Eren er Erdem bu dosyadan dolayı bütün cezasını bitirmiş oluyor. E, e, peki ya Yargıtay beraat ettirirse? Ki biz o, o anlamda e, %100 eminiz. Niye diyeceksiniz? Şekil, esas ve içerik açısından bu dosya ile Cumhuriyet Gazetesi dosyası birebir emsel. Biz Yargıtay Temiz Başvurumuzu Cumhuriyet Gazetesi hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının yazdığı mütaladaki Cumhuriyet kelimelerinin yerine karşı yazarak yap yapıyoruz. Yani bu derece yakın olduğu için biz bizzat savcının mütalasıyla temiz başvurusu yapacağız. Niye? Çünkü birebir aynı. Orada da Hatta orada fazlası var. Pideci var, parkeci var. Bizde pideci parkeci de yok. Yani bizde daha vahim bir şey söyleyeyim. Bizde bir gizli tanık var. Onun dışında tek bir teknik bulgu yok. 5 yıl boyunca telefonlarım dinlenmiş. Raporu var. Temiz çıkmış. Hiçbir şey yok. İletişimler falan tertemiz. Ve gizli tanık bana hükümet Eren Erdem'e iftira atmam için telkinde bulundu diye itirafta bulunmuş. Yani nükleer bomba gibi bir şey bu, bu dosyaya. Anlatabiliyor muyum? Ahime gitmesi halinde o, düşünebiliyor musunuz yani nasıl bir karar çıkacağını ya da Türkiye hakkında ne kadar olumsuz bir e, kanaat yaratacağını. Dolayısıyla bu iş e, ancak bu kadar sürdürülebilirdi zaten yani. Ne kadar devam edebilirdik? Hı, geleceği nokta. Peki e, acaba e, yargıda dediniz ya farklı klikler var, farklı gruplar var diye. E, bu gruplar arasında şu var mı? Ya kardeşim yasa neyse ya adaleti tesis edelim diyen bir klik var mı siyasi? Var oraya? tabii var. Mesela e, Yargıtay'da bu özellikle çok e, rastlayabileceğimiz bir durum. Yargıtay'ın özellikle son dönemde verdiği kararlara bakarsanız, bugün mesela FETÖ üyelikle ilgili bir karar vermişler. Çok e, hukuki bir karardı. Yani Yargıtay'ın son dönem verdiği kararlara baktığımız zaman, Türkiye açısından en azından üst temiz aşamalarında ümit var olmamızı e, e, sağlıyor. Yani siyasetin müdahalesi daha çok, Yerel şeyin yani. ceza yiyor Türkiye son dönemde çok diye mi acaba? Evet. Zaten biraz o da belirleyici. Fakat şu var yani bildiğimiz bir gerçek var ki yargıtay hakimleri belli bir kıdem, belli bir sürecin sonucunda buraya gelmiş kişilerden oluşuyor. Ve karar verirken belli bir hukuki kriteri dikkate alıyorlar. Siyasal var yok mu? Var tabii ki. Ama hakim diyeceksek eğer yani gerçek anlamda hukuku uygulayan, uygulayıcı diyeceksek eğer... Yargıtay'da daha fazla bulabiliriz. İlk derece mahkemelerde de aslında bakarsanız e, e, sağlıklı e, e, kadrolar var ama e, ilk derece mahkemeler birazcık işin siyaset alanına dönüştü. Yani e, çok yoğun müdahalelerin yapılabildiği bir alana dönüştü. E, benim e, bu süreçte en büyük temennim şu. E, örneğin Asliye Ceza Mahkemelerine e, sürgün yemiş hakimler var, eski ağır cezacılar. Ya Bunlar gerçekten işinin ehli isimler. E, ciddi bir kadro revizyonuna ihtiyaç var. Yani bazı ağır ceza mahkemelerinin elden geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Kimsenin yaşı üzerinden tartışma yapmayı sevmem. Ama yani 30 yaşında ağır ceza reisi olup e, olağanüstü kararlar veren hakimler var. Mesela Adalet Bakanı'na bir çağrı yapmak isterim buradan. Eğer bir reform yapacaksanız size tarihi bir fırsat. Şöyle bir reform yapın. Bir yerel mahkemenin, ağır ceza mahkemesinin en az 5 davasının Yargıtay'da bozulması halinde bu heyet dağıtılsın. Bu heyet dağıtılsın. Yani bir mahkeme var, her dosyası bozuluyor Yargıtay'da. Ama arada 3-5 sene beş sene geçiyor, insanlar ya mahkeme cezaevinde Mahkeme Şöyle kalıyor. mi düşünüyor hakimler acaba? Ya ben başıma iş almayayım da, e, ben bu kararı vereyim, ben tabii. buna suçlu diyeyim neyse. Evet, evet. E ondan sonra üst mahkeme uğraşsın kardeşim tabii, bana tabii, mı tabii. diyor? Ağırlıklı böyle bakılıyor zaten. Zaten bir de şöyle bir şey var. Örneğin işte ya bu, bu toplu davalarda da böyledir. İşte Ergenekon davasında da bazı tutuklular için kumpas davalarında şu söylenirdi. Ya işte idare edin yargıtayda zaten bozulur denirdi. Mesela şimdi bu Harbiye'li çocukların davaları için ya biraz sabredin işte yargıtayda bozulur gibi laflar söylenip duruyor. Ama insanlar yargıtaya kadar ki süreçte cezaevinde kalıyorlar. Ve Türkiye'de maalesef bakın... İnsanın hay, hay, hayat hayatı gidiyor. Aynen Sonuçta. öyle. Daha vahim olan şey şu. Türkiye'de ceza peşiyle infaz ediliyor. Peşiyle infaz ediliyor. Maaşlar e, ay sonu ödeniyor ama ceza baştan infaz ediliyor. Yani böyle bir sistem. Yani tutuklu sisteme. yargılanıyorsun anlamında mı söylüyorsun? Tabii. Mesela tutuklu yargılanıyorsun, süreç boyunca içeride kalıyorsun. Tabii. İşte beraat edersen yattığın öyle gidiyor. Mesela... Bu Bu uygulama dünyada olmayan bir uygulama. Yani Avrupa'da bu yok. Mesela biz eğer... işte olmayacak dendi aslında Türkiye'de de. Değil mi? Tutukluk esas olmayacak dendi. Evet. Tutukluk istisnası olacak dendi ama öyle olmuyor bir, bir türlü anlaşılan. Şimdi tabii bazı noktalarda teşvik edici olmak lazım. Yani şimdi bir adım attılar. Dediler ki TMK 7'ye 2 işte terörle mücadele kanunu <laughs> haber verme sınırlarını aşmayan içerikler suç sayılamaz. Bizim yasalarımızda zaten var bu. Yani 301. maddede bu var fakat e, bunu bir adım olarak gör, gördüğümüzü varsayalım. Yani olumlu bir adım olarak değerlendirelim. Hı hı. Bakın yargıçlar üzerinde e, baskı oluşturmadığınız sürece yani özgür iradeleriyle karar verecekleri iklimi yasal bir takım düzenlemelerle e, ortaya koymadığınız sürece bu işi düzeltemezsiniz. Mesela basit bir örnek vereyim. Yargıtayın beraat kararı verdiği, bozduğu dosyalardaki tazminat hak edişlerini... İlk derece mahkemelerin hakimleri ödesin. Kesinlikle mesela bunu koyalım. Bakın o zaman bir kişi tutuklu yargılanacak mı? Ne? Cebinden çıkacak çünkü muhteremin yani şimdi böyle bir şey yapabilir mi? Ya da tutuklama talebi yapan savcılar ödesinler bu tazminatları. Niye hazineden çıkıyor? İlk derece mahkeme yanlış karar veriyor. Adam 3 sene yatıyor ve ondan sonra şimdi Selahattin Demirtaş davasını çok büyük ihtimalle tazminat çıkacak yani. Şimdi bunu kim ödeyecek? Hazine ödeyecek. Yani gerekli bir süreç mi? Hı. Neden yatıyor? Niçin cezaevinde? Hı. Osman Kavala neden cezaevinde? yani? Siz 9 e, numaralı cezaevinde kimlerle beraberdiniz? Başka kimler vardı Ben sizin? tek başımaydım. Ee, Size teciz uygulandı mı? Tabii tabii. 8 metrekarelik bir teciz hücresinde kaldım ben. E, tam 490 gün. Yani e, o, o ilk 8 ay tam izolasyon politikası uygulandı. Sonra biraz gevşedi. E, temas kurabildiğim insanlarla. Benim tam karşımdaki koğuşta Osman Kavala vardı. Aramızda bir cam vardı. Koridor, iki koridorda biz birbirimize bakabiliyorduk. Gün içinde bağırarak sohbet edebiliyorduk. Ne konuşuyordunuz? Osman Kavala yoğun bir şekilde spor yapar. Sabah kalkar. Yani günde bir dört buçuk beş saat spor yapar. Daha çok spor tavsiyeleri bana şöyle yürü, koş, kültür fizik hareketleri, egzersizler. Ve kitaplar üzerine konuşurduk. Gündelik işte gelişmeler üzerine konuşurduk. Sohbetlerimizin konusu ağırlıklı olarak işte kitap ve Türkiye gündemi. Ee, Selçuk Kozaaçlı ile temas kuruyorduk avukat kabininde. Onunla da kitap listeleri alışverişleri yapıyorduk. Yoğun bir okuma programımız vardı içeride. O şekilde devam ediyorduk yani. İçerisi yani cezaevinde olmak zor değil mi? E, çok zor tabii yani hem sizin açınızdan hem yakınlarınız açısından. Aslında yakınlarınız açısından daha zor. Yani siz bir süre sonra bulunduğunuz ortama alışıyorsunuz, adapte oluyorsunuz. Alışılıyor mu? E, alışmak durumundasınız. Zaten insan zihni biraz da böyle e, çalışıyor. Yani bulunduğu ortama uyum sağlayabiliyor. E, ve o koşullarla kendinizi birleştiriyorsunuz. Bir kişilik, orada bir özel bir kişilik yaratıyorsunuz. Koşullara uygun, daha e, çetin, daha dirençli bir kişilik yaratıyorsunuz. E, dışarıdaki kırılganlıklarınız bir anda yok oluyor. Belki daha hoyrat bir... E, karaktere bürünebiliyorsunuz vesaire. O anki koşullar neyse. E, ama e, dışarıdakiler... E, sizden çok daha zor... koşullarda... E, büyük sıkıntılarla beraber yaşamını sürdürüyor. Bir izleyicimiz şunu soruyor. Bu esaretin kitabını yazmak gerekirse kitabın ismi ne olurdu? E, hiç düşünmedim. Yani çünkü böyle bir kitap yazmayı da düşünmedim. Yani onun da özel bir nedeni var. Ben çıktığımdan beri cezaevi üzerine pek konuşmuyorum. Hatta iç diye bir kitap yazdım cezaevinde. Ee, orada da girişte cezaevinin e, e, esaret boyutu yani işin e, sıkıntılı yönlerini hiç değerlendirmedim, tartışmadım, konuşmadım. Ee, çok da kararlıyım bu konuda çünkü bunlar bizim anlatmamız için yapılan şeyler. Bizim üzerimizden propaganda yapmak istiyor kimileri. Ki yarın öbür gün siyasette iddialı olacak ya da Bak, söz söyleyecek. Bak konuşursan başına bunlar, geliyor, bunlar gelir. Ben böyle bir şey vesile olmak istemem çünkü benim Siyasi sorumluluklarım var. Ben siyaset yapıyorum. Bugün bir Türkiye'nin en büyük e, ikinci partisinin e, parti meclisi üyesiyim. Ve e, korkutucu, ürkütücü bir yerden bakamam meseleye. Bu benim... E, Dolayısıyla hiç düşünmedim. Ama şu an başka bir kitap çalışmam var. Hazreti Epikür adında bir kitap yapıyorum. E, daha farklı bir felsefi çalışma. E, o da çıkacak herhalde. Ahmet Altan'a Altan e, tahliye olduğu gece... Bir gazeteci şunu sordu. Oradaki bir muhabir arkadaş. Kaybolan yıllarınız dedi. Nasıl telafi edeceksiniz kaybolan zamanınızı? Ahmet Altan da böyle biraz kızdı, sert cevap verdi. Şey dedi, ben dedi kaybetmem zaman. Ben yıllarımı kaybetmedim, kaybettirtmem gibi bir şey söyledi. Orada herhalde işte bu sizin biraz bahsetmeye çalıştığınız içeride de olsa kendini kaybetmemek, Tabii. sağlam durmak ve orada işte kapalı olduğun ortamda verimli bir şeyler yapmak kendi hayatın için herhalde böyle bir şey mi? Bakın e, cezaevinde günde 18 saat uyuyanlar da var. Hayatla tüm bağlarını koparmış, e, zaman hızlı geçsin e, şeklinde e, spesifik bir ruh haline bürünmüş ve uyuma uyuma halinde geçiriyor cezaevini. Ben günde 6 saat uyuyordum, geri kalan zamanı yaşıyordum. Yani okumayla, yoğun bir şekilde yazarak, mesela örnek vereyim, 2 senaryo yazdım bu süreçte. 3 kitap yazdım bu süreçte. Birisi işte hala çalışıyorum. 4 e, sosyal proje hazırladım bu süreçte. E, parti meclis toplantılarına notlar gönderdim. Hı hı. Yaklaşık işte 500 civarı mektup yazdım. Binden e, fazla mektup okudum. E, günlük gazetelerin e, bütün özellikle özgür, demokrat, ne Her istediğiniz gazeteyi alab alabiliyor musunuz? E, e, yani almamız gerekenleri alabiliyorduk. Yani hı hı. sansür yoktu. Ben işte kitapları kütüphanesinden mi temin ediyorsunuz Dışarıdan size? geliyordu. Bana Türkiye'nin her yerinden kitap geliyordu kargoyla. Çok yoğun bir kargo trafiğim vardı. Hatta bir ara cezaevinin mektup okuma birimi sistem sitem etmeye başladı. Ya biz sadece sana çalışıyoruz diye. Eren Bey çok yazıyorlar diye. Yani. Evet evet yani Hakkari'den nedir neye mesela Diyarbakır'dan İyi geliyor mu peki o mektuplar? Olan. Çok ö, özel ...etkileri var. İçeride özellikle mesela günlük tutan bir Cabbar amca vardı. Bir köyde, İzmir'in bir köyünde yaşayan 70'li yaşlarında günlük tutar ve gün gün köydeki gelişmeleri bana aktarırdı. Ve ben tahayyül ederdim yani oturur. Evet bugün köyde şey olmuş, bu olmuş diye. Roman okur gibi sanki. Roman okur gibi. Çok keyifli yani. Hayatın içinden hadiseler. Zaten bakın şunu söyleyeyim direngenliğinizi arttıran şeylerdir bunlar. Yani cezaevinde eğer e, yalnız değilseniz, e, geniş bir kamuoyu tarafından destekleniyorsanız bu sizin direngenliğinizi artırır ve sizi daha güçlü kılar. Ben bu konuda çok şanslı olanlardandım. onu söyleyebilirim yani. E, e, kitap istediğinizi alabiliyorsunuz öyle değil mi? E, sadece Selahattin Demirtaş'ın son kitabında biraz problem çıktı. <laughs> Orada da ben şeyleri deliyordum, sansürleri. Şöyle bir yol bulmuştum kendimce. Mahkemeye yazı yazıyordum. Savunma hakkımın kutsallığı nedeniyle. Savunmamda savunmam kullanmak üzere şu kitabı getirttim ancak kurum bunu vermiyor. Dolayısıyla savunmam eksik kalacağından derhal bu kitabı bana verilmesi için talimat yazmanız diye. Mahkemede derhal talimat yazardı ve kitap verilirdi. Ben biraz böyle yan yollar bularak, açıklar bularak aslında o yasakları bir şekilde kırdım. Ve e, herhangi bir kitap bende sansüre uğramadı. Gülsen Hanım bu arada demiş ki Ahmet Altan tutuklandan haberin yok herhalde diyorsunuz bana. E, şimdi tutuklanmadı, yakalama kararı çıktı Ahmet Altan'la ilgili onu da söyledim. Ben geçen gün serbest bırakıldığı zaman yaşananı anlattım Gülsen Hanım. Haberim var çok teşekkür ederim e, hatırlattığınız için. E, peki şimdi dedin, dediniz ya ben siyaset yapıyorum diye siyasetle ilgili sorular da geliyor. Arka arkaya CHP soruları geliyor. İlker Yüksek diyor ki yeni süreçte kimin yanında durmayı planlıyorsunuz? İmamoğlu cephesiyle hareket edecek misiniz? Ben bu soru tabii evet yani aslında cezaevine girmeden önce bana sorulsaydı hassasiyet noktalarım farklı olabilirdi. Ama bakınız cezaevine girmemiş siyasetçi, siyasetçi ikiye ayıralım. <laughs> Tutuklanmış ve tutuklanmamış siyasetçi tutuklanmış siyasetçinin diğerinden farkı nedir? Mesela parti içi çekişmeler, parti içi rekabetler, klikler, yarışlar vesaire bunlar hayatı boyunca cezaevine girmemiş bir siyasetçinin dünyasında olabilecek şeylerdir. Ancak cezaevi deneyimi yaşamış bir siyasetçinin hayatında bunlar olamaz. Bunlar için harcanan her saniyenin anlamsız olduğunu, odaklanması gereken tek bir amacın olduğunu bilincine ulaşmıştır o kişi. Ya bugün mesela ben iddia ediyorum cezaevinden çıkan siyasetçilerin hepsini alın, sohbet edin, bunu göreceksiniz. Benim açımdan bugün bahsedilen isimlerin hepsi Cumhuriyet Halk Partisi'nin birer evladıdır, mensubudur. Ama tamamının üstünde benim çok kutsal bir amacım var. Nedir o? Bu toprakların bütün tekçi ideolojik hastalıklardan kurtulup çoğulcu, demokratik, katılımcı bir zemine evrilmesi gerekiyor. Bu işlerle zaman kaybedecek, Lüksüm yok benim. Niye? Çünkü ben 500 güne yakın cezaevinde kalmışım. Benim odaklandığım tek bir nokta var. Yani falanca'nın yanı falanca'nın yanı diye bir şey yok. Falanca'sı da CHP'li falanca'sı da CHP'li yani. Tam tersi biz bunları reddetmeliyiz. Yani bu ayrımları reddetmek zorundayız. Yani bunları doğru bul bulmuyorum. Tek bir hedefim var dediniz. Nedir o hedef? Bahsettiğim gibi Türkiye'nin bütün tekçi ideolojik hastalıklardan kurtulacağı ve çoğulcu demokratik bir e, e, siyasal rejime kavuşacağı bir süreci inşa edebilmek, buna katkı sunabilmek. Yani burada benim e, bir öncü kişilik olarak bunu yapmam ya da yapmamam meselesi değil. Partimin bu noktada sabit pozisyon alması adına katkı sunmak. Yani ben hastalıklarımızın temelinde olan şeyin bu olduğu kanaatindeyim. Yani bugün üretim ekonomisinden bilgi ekonomisine geçmiş dünya başka bir süreç yaşanıyor. Yeni sınıflar, yeni sosyolojiler oluştu. Artık bugün prekaryalardan bahsediyoruz. Yepyeni bir konjonktür var ve bu konjonktürde tartışmamızın temeline koymamız gereken iki temel çatışma var. Birisi tekçilik, birisi çoğulculuk. Burada hangisinin tarafındayız? Hangisi geleceğimizi yeniden kurmamızı sağlar? Elbette çoğulculuk. Her platformda, her zeminde çoğulculuğu savunacağım ve mücadele edeceğim. Partimin içinde de CHP'de e, e, var mı çoğulculuk? Efendim? CHP'de var mı çoğulculuk? E, eksikler olabilir tabii ama e, çoğulculuğu e, kendine şiar edilmiş kadrolar açısından değerlendirirsek Türkiye'de e, inanıyorum ki e, en iddialı siyasi hareket e, Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Israrla soruyor izleyicilerimiz CHP kırgın mı acaba diye bir kırgınlığınız var mı? Şimdi bakın e, Nevşin Hanım yani ben e, e, şöyle değerlendirmemek gerekir. Biraz cezaevi süreci e, farklı bir süreç. Şimdi bizi izleyenlerin beni bu konuda anlamasını beklemiyorum. Neden diyeceksiniz? Şimdi 8 metrekare, şöyle bir deney yapabiliriz aslında. E, deneyi de önereyim. Evlerindeki tuvalet ya da banyo muhtemelen 8 metre kadardır. 3 gün boyunca orada kalsınlar ve sadece düşünsünler yani. Mesela ben meditasyon yapıyordum içeride bir ara artık. E, Aktif dinamik meditasyona başlayarak nefes egzersizleriyle e, kendimi bir şekilde yaşadığım sürece kanalize etmeye çalışıyordum. Yani ben cezaevinden çıktığımda Cumhuriyet Halk Partisinin ötesinde hiçbir şeye kırgın olmayan bir olarak çıktım. Ben sadece herkesin e, ya da şöyle cümlemi daha sağlıklı kurma açısından şöyle şuradan toplayayım. Beni içeriye 28 Şubat'ta zulüm görmüş bir cenah attı. Ancak 28 Şubat'ta zulüm görmüş bu cenah kendilerine zulmedenlere benzemişlerdi. Kırgınlıklarla çıktılar cezaevlerinden. Yüreklerinde intikam duyguları vardı, hasletleri ve ileriye dönük bir takım hevesleri vardı. İhtiraslarının esiri oldular. Bugün geldikleri noktada kendilerinin siyasette mağdur olmasına yol açan 28 Şubatçıların klonu, fotokopisi, prototipine dönüştüler. Ben öyle olmayacağım mı diyorsun? Ben cezaevinden çıktığımda zaten kendime bunun sözünü verdim. Bize zulmeden hiç kimseye benzemeyeceğiz biz ve Kırgınlıklarımızın hiçbirisi bizim e, e, inancılarımızın önüne geçemeyecek yani. Abi ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne kırgın değil. Neden? Bu partinin kurucu lideri, e, idam fermanları çıkarılmış biridir hakkında. Bu partinin genel başkanı zincir bozanda yatmıştır. Mevcut genel başkanı çubukla linç edilmiştir. Ölümden dönmüştür. Yani ciddi bir olay yaşamıştır. E, e, silahlı saldırılara uğramıştır. Biz yaşadığımız şey, bütün bu yaşanmışlıkların ya da Cumhuriyet tarihi boyunca bu kadroların başına gelenlerin hikayesinin içindeki hikayelerden biri. Sebepleri ve nedenlerini tartışmak farklı bir konudur. Onlar artık tartışılamayacak kadar teferruata Bu yola baş koyduysak bunlar oluyor bu memlekette diyorsunuz. Oluyor üzerine. tabii üzerine yani. Olalım. Bunlar üzerinde çok ben tepime taraftar da değilim. Yani iki şeyi yapmaktan imtina ederim. Bir, ödediğim bedel üzerinden mağdur siyaseti yapmak. İki, geçmişe takılıp kalarak kısır çekişme ve çatışmaların tarafı olmak. Bu iki şeyden imtira ederim. Ben içeride başka bir okumanın, başka bir düşünüşün, başka bir akledişin tarafı olarak kendimi farklı bir zeminde yeniden yapılandırmaya çalıştım. Geldiğim noktada ben kendi ödediğim bedel üzerinden bir tartışma yaratmam. Tam tersine Türkiye'nin demokrasi için... E, cepheyi büyüteniz lazım. Bundan sonra var. ne yapacaksınız? Önünüze bakacaksınız. Önünüzde ne var? E, Siyasette devam ediyorum. Parti mesulüyesiyim zaten. E, ben aktif bir şekilde yazmaya, çizmeye, konuşmaya, parti içinde siyasi alanlarda e, söz söylemeye devam edeceğim. E, ve çoğulculuğu e, kurumsal olarak parti programında daha etkin yer alması adına e, çoğulcu demokrasinin e, bütün temel referans ve nüanslarını tartışabileceğimiz alanları inşa olması adına mücadele edeceğiz. 400 gün kadar içeride cezaevinde kaldınız. Aslında kısa bir süre değil, bir buçuk yıl. Yani hemen geçi veriyor falan diye düşünüyorsun ama öyle değil, uzun Pek bir süre. İçeride öyle hemen geçmiyor maalesef yani. Doğrudur. Ee, Türkiye'yi farklı gördünüz mü içeri girdiğiniz zamanla çıktığınız zaman arasında? Birçok şeyi farklı gördüm. Ya birincisi insanları biraz daha cesur gördüm. Öyle mi? Sosyal medyada en azından belki yani bir bir alışkanlık kazanana kadar bir süre daha yatmış olabilirim. Ama daha cesur olduklarını fark ettim. Yazanların, çizerlerin. Sosyal medya devriminin Türkiye'ye sirayet ettiğini gördüm. En azından YouTube üzerinden alternatif medya mecralarının oluştuğunu. Çok sevindirici bir gelişme. Siyasetin tüm kısırlığıyla kendi içinde tıkanma istikrarını sürdürdüğünü gördüm. Yani burada bir değişiklik yok. Halen daha güncel polemikler, tıkan tıkanmış bir siyaset iklimi devam ediyor. Yani burada bir değişiklik olmadığını fark ettim. Zaten bunu içeride de gözlemliyorduk ve aynı zamanda toplumun bir arayış içinde olduğunu gördüm. Yani bir çıkış yolu aradığını fark ettim. Yürüyen tartışmalara baktığımda bu, 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 bu evet umut verici bir gelişme. En azından önümüzdeki günlerde inanıyorum ki bu biraz daha gelişecektir. Ve bunun üzerinden yeni bir siyaset biçimini de birlikte üretebiliriz diye Yeni bir siyaset doğacak bunun ayak sesleri mi var diyorsunuz siz? Efendim? Yeni bir siyaset doğacak bunun ayak seslerini görüyorum. Ben, ben öyle görüyorum. Tabii Türkiye bence sağda solda işte klasik tabirle söylüyorum. Çok ciddi süreçlere gebe gibi geliyor bana. En azından kendi kişisel gözlemim bu. Yani mevcut siyaset anladığım kadarıyla kitleleri tatmin etmiyor. Yani bu kendi doğasına... Peki daha bölünmüş bir Türkiye mi gördünüz mesela? Asıl mı? Yani bölünmüşlükten ziyade... ben mesela karşı taraf... kavramı vardı ya, mahalle işte karşı hı. taraf diye tanımlar... o klasik jargon üzerinden konuşursak eğer, mesela iktidar partisinin... çevresindeki kümelenmelerin de... süreçten rahatsız olduğunu fark ettim. Beni şaşırtan olaylardan biri buydu. Mesela tahliye olduğumda... Hı hı. O, o taraftan çok fazla kişi aradı beni. Yani. Kim aradı mesela? İsim vermeyeyim. Verin. Yani siyasi gelecekleri açısından. Milletvekilleri, mevcut ee, Milletvekili Milletvekilleri tabii. Mevcut milletvekilleri aradılar. Zaten başından beri rahatsız olduklarını bu tutukluluktan söylediler. Ee, ben cezaevindeyken çok sayıda bana haber yolluyorlardı mesela. Ya bizim yapabileceğimiz bir şey var mı vesaire diye. AK Partili milletvekilleri, evet, evet. siyasetçiler. Ve bu kişiler şu an milletvekili ama bildiğim kadarıyla e, bu süreçte de 2002'ye dönüş gibi tartışmalarda da yer alan kişiler yani ama çok fazlalar. Bu, bu beni aslında heyecanlandırıyor. Ne açıdan heyecanlandırıyor? Çünkü aslında iktidar partisinin 2002'ye dönmekten bahsetmesi, işte demokrasi, Avrupa Birliği, hukuk, hukukun üstünlüğü, çoğulculuk vesaire yani bu kavramlarla tekrar barışmaya açık hale geldiğini iddia eden çevrelerden ses çıkartmaya başlaması Türkiye açısından umut verici heyecanlandırıcı bir süreç. yani Ben bundan heyecan duyuyorum, mutluluk duyuyorum. Buradan iyi bir şey çıkabilir. Çünkü bu ülkenin bir hikayeye ihtiyacı var şu an. Yani biz hızla... tekçi, otoriter... otoriter popülist bir siyasal rejimin... hegemonyası altında... neredeyse her gün... farklı farklı gündemlerin arasında sıkışmış bir... toplumsal kaosun parçasına dönüşmüşüz burada. Yani derin bir kutuplaşma... otoriter popülizm iliklerimize kadar sirayet etmiş. Yani kendisine destek verenler milli, vermeyenler hain. Bu kirli kutuplaşmanın tarafına dönüşmüş, militanlaşmış kitlelerin bir an önce rehabilite olması gerekiyor. Nasıl rehabilite olacak? Bu psikologların işi değil yani. Bizi psikologlar rehabilite edemez. Bizi sağlıklı bir siyasal üslup rehabilite edebilir. Nedir bu? Çoğulculuk, demokrasi, hukukun üstünlüğü bu temelde yani en azından ortaklaşılabilecek kavramlar üzerinde Konuşan kişi sayısını çoğaltmak Liderler lazım. Liderler konuşamıyor, öyle görünüyor. Yani evet. işte CHP lideri, AK Parti'nin lideri falan konuşamıyor. Kadrolar konuşabiliyor mu ya da konuşabilir mi? Öyle sorayım. Kaçınılmaz son. Yani bakın, bu sürdürülebilir bir düzen değil Nevşin Hanım. Yani bu bir yere kadar devam ettirilebilir bir düzen. Yani hele ki ülke ekonomisi, Donald Trump adında bir kişinin attığı bir tweetle sarsılabilecek hale gelmişse burada bir e, sürdürülebilirlik tartışması başlatmak gerekir. yani bu rejim sürdürülemez. E, evet yani birileri çıkar der ki kardeşim biz bu rejimin şak şakçalığını yapacağız e, gittiği yere kadar sürdüreceğiz diyebilirler ama bu limitli ve sınırlı yani e, bir yerde bu iş e, duracak bir yerde artık e, ciddi sıkıntılar baş göstermeye başlayacak O yüzden derlenme, toparlanma tartışması oralarda da yürüyor. Ben o tartışmada kontrol yürüdüğü Kanaatindeyim. Yani gibi, ben, yapıyorum? biraz ne demek kontrol yürümesi? Ben yani. açıkçası şöyle okuyorum. Yani Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti arasındaki ittifak e, tam kurtuluş arayışıdır bu tartışmalar. Yani örneğin ya düşünelim babacan parti kurdu diyelim. Hı. Mesela yaptı bunu. 45 gün içerisinde kuracak diye de bir haber çıktı bugün. Ya yani biz şimdi Türkiye sosyolojisinde mesela muhalefetin muhalefet kendini muhalif olarak tanımlayan geniş kesimler babacanın kuracağı partiden bahsederken e, hali hazırda sanki kendi saflarında pozisyon alacak bir siyasi partiymiş gibi bakıyor. Ya babacan e, AK Parti'nin bu süreçte Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte siyaset yapıp onun üslubuna bürünmesi nedeniyle kaybettiği merkez oyları devşirecek ve bu sayede MHP'nin boşluğunu doldurabilecek bir araç olarak tasarlandıysa ki ben Bak böyle Parti olacağım. AK Babacan ittifak yapacak diyorsunuz. Evet. Aksi takdirde e, Recep Tayyip Erdoğan nasıl tekrar merkeze dö dönebilir ki? Recep Tayyip Erdoğan merkeze dönmek istiyor mu sizce? Başka yolu var mı? Yok. Yani gördüğümüz o ki başka seçeneği kalmadı. Yani e, bugün... Tekrar. Yani şu AK Parti mi merkeze dönecek yalnız Recep Tayyip Erdoğan mı merkeze dönecek? Öyle AK sorayım. Parti sizin öngörünüz. Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsında kurumsal varlığı neredeyse eridiği için yani yok olduğu için ben Recep Tayyip Erdoğan kastedebilirim ancak. Çünkü AK Parti bir kurumsal süreç değil artık yani. Bir, bir aile şirketi gibi bir şey yani en azından bir siyasi partiler yasasına uygun ancak siyasi parti vasfını yitirmiş bir Peki bu tahmin mi yoksa babacanın ekibinden kişilerle temasınız oldu da o yönde mi bu tahmini şey yapıyorsun? Şöyle analizi. Yani bu analizi şöyle yapıyorum. Temas tan ziyade bazı şeyler duydum. Mesela hani oralarda daha çok yani iktidar partisinin tekrar yönünü 2002 hattına çevirecekse yani onunla ittifak yapmayı daha makul karşılarız noktasında hassasiyetler olduğunu olduğunu. Hmm. Duymuştum yani daha önce de cezaevinde de mesela gelen giden siyasetçiler oluyordu. O oralarda özellikle didik didik ediyorduk, soruyorduk içeride tartışmak için. Yani böyle bir duyarlılık duymuştum. Anladım. Bu söylediğiniz önemli. Peki Özgür Turul'un şöyle bir sorusu var. Diyor ki CHP niye kendi içindeki fikir ayrılıklarını e, ve sorunları daha sessiz tartışmıyor? Taraflar bir çözüme gitmeyince e, hemen e, bir şey e, Twitter'a yansıyor bu e, şeyler, tartışmalar. Neden diyor? Bu iyi mi kötü mü tabi? Aslına bakarsanız biz tabi sosyal demokrat partilerin doğasıdır bu. Hı. Türkiye sosyal demokrasi tam anlamıyla ya da sosyal demokrasi biraz bizim siyaset Anadolu siyasetine pek yerleşmedi ya da vücut bulmadı. Aslında şöyle ilginç bir ironiden bahsetmek isterim. Örneğin Avrupa'daki tip yani Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Hı. organizasyon ve cemaat camilerin bütün cemaatleri sosyal demokrat partilere oy verirler ama Türkiye'de de AK Parti'ye oy verirler. Yani böyle bir e, e, ilginçlik vardır. Siyasetin aslında doğasında olan bir şeydir bu. Yani örneğin e, e, il başkanının attığı tweet, öbür işte arkadaşların verdiği cevaplar aslında siyaset böyle bir şeydir. Siyaset kendi mecraında, kamu önünde makul tartışmaların kamunun da katılarak katkı sunacağı, geliştireceği tartışmaların olgunlaştığı bir süreçtir yani. Bizden şu isteniyor Türkiye'de yani. Herkes susacak. Hiç kimse konuşmayacak. Efendim kapalı kapılar arkasında işte e, bir tartışma yürüsün ama dışarıda lider ne söylerse o. Tam tersine Cumhuriyet Halk Partisi demokrasi, demokrasiyi şu anda yaşatmaya çalışıyor. Yani ne kadar güzel mesela. Yani ben izlerken bundan ben şöyle bir üzüntü duymuyorum. Ya efendim e, parti işte e, yarılıyor. Parti birbirine böyle bir şey değil böyle bir şey olmaz zaten. Ortada kazanılmış bir seçim var. Ama tartışmalar elbette kamuoyu önünde, kamuoyunun gözünden kaçırarak yapılır. Türkiye'de biraz şey isteniyor. Yani açıkçası herkes AK Parti gibi davranarak başarılı olabileceğiniz ön yargısıyla yaklaşıyor. Ben en çok şuna şaşırıyorum. Yani bunu AK Parti'yi en fazla eleştiren muhalif profil bile söylüyor. Bak AK Parti'de hiç tartışma yok ve çok başarılı. Yani o zaman şöyle yapalım yani. Onların bütün yöntemlerini kullanalım madem öyleyse yani. Ya yani bu, bu bu bizi popülist yapar yani. En azından otoriterleştirir, kişiliksizleştirir. Ya yani bu, bunu beklememek lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin doğası bu. Tartışmak, kamuoyunda tartışmak, katkı sunsun arkadaşlar mesela. Bundan rahatsız olacaklarına ne var bunda yani? Ben bu tür şeyleri çok şey görmem. Yani bunlar aslında demokrasiyi büyütecek şeyler. Keşke herkes tartışsa. Peki siz şimdi bir erken seçim bekliyor musunuz mesela şöyle bir manzarayı umumiye baktığınız zaman? Ben bekliyorum açıkçası. Yani e, hatta şöyle bir kehanette bulunabilirim değil mi? Yani tabii ki. Bu, burada kayıtlara Serbest. kayıtlara düşsün diye söyleyeyim. Ben Mart ayında açıklayacaklarını, Haziran'da da seçimi yapacaklarını düşünüyorum. Önümüzdeki Haziran, 2020 tabii, tabii. Haziran. Niçin Haziran olduğunu düşünüyorsunuz? Ee, öyle bir öngörüm var. Yani bir, bir, birkaç bu konuda e, e, kafa yoran dostumun Bugünlerde yaptığım sohbetlerde, onlardan ne dinleyeyim bilgiler. Peki diyeyim. ne bekliyorsunuz? Kimi kamuoyu araştırma şirketleri yani son dönemde bir takım anketler yansıyor şeye haber sitelerine. Tabii ne kadar ne kadar doğru falan onu bilmiyorum ama işte çok düşük oranlarda gösteriyorlar Ak parti. Siz ne bekliyorsunuz? Şimdi bu daha da düşebilir, daha kritik boyutlara varabilir. Yani Recep Tayyip Erdoğan her zaman şu hesabı yapar. Anketlerde çıkan sonuç bir de benim sahaya indiğimde hı hı. o sürece sunacağım katkı. Yani Recep Tayyip Erdoğan saha özgüveni yüksek bir isimdir. Dolayısıyla o her zaman 10 puan hani kervan yolda düzülür lafsınca 10 puan sahada toplayabileceğini hesap eder. Eğer 40'ı gördüyse problem yok demektir. Kendisi sahada bunu toplayacağını düşünür. Ama ben bunun böyle olmayacağını düşünüyorum. Bu artık Evdeki hesap çarşı uymayabilir Peki yerel seçim sonuçları nasıl değerlendiriyorsunuz? Yerel seçim sonuçları Türkiye demokrasi açısından çok önemlidir. Neden? Birincisi şu. Sivas'ın ötesine bile geçemez denilen Cumhuriyet Halk Partisi neredeyse Sivas'ın ötesinde yaşayan yurttaşların büyük şehirdeki oylarıyla bütün büyük şeyleri almıştır. Yani bir kere 31 Mart'ta biz kendi tabanımıza, İYİ Parti'nin tabanına ve diğer bütün siyasi partilere teşekkür ettiğimiz kadar Kürt seçmenlere de teşekkür etmek zorundayız. Yani bunu asla böyle efendim sanki Kürtler mecburmuş, zorundaymış gibi de düşünmemek lazım. Yani Kürt seçmenlerin bu süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylarına yönelik katkısı çok üst düzey olmuştur. Bu bir anda da umut vericidir. Neden diyeceksiniz? Çünkü çok farklı siyasi eğilimlerin aynı isme oy verebilmesi... Yeni bir alışkanlık yaratma açısından anlamlıdır. Ee, ben mevcut başkanlık adı altında sürdürülen sistemin neden geriye değil ileriye hareket etmekten yanayım. Ne demek istiyorum onu aç, açmak isterim. Eğer bugün Türkiye'de biz çoğulculuğu konuşabiliyorsak bu 150 artı 1'in sayesindedir. Yani 150 artı bir alma zorunluluğunuz var artık. yani. Çok anlamlı bir şey bu. Hayırlı oldu diyorsunuz başkanlık sistemi artı bir yandan. Başkanlık sistemi değil. Yüzde elli artı bir. Yani bunu eğer e, bir şekilde formülize edebilirsek, yüzde elli artı bir meselesini korumayı başarırsak, bu şu sonucu ortaya çıkaracak. Bakın, vatan haini, terörist, alçak, bilmem ne falan filan diyenler kaybedecek. Ama toplumun bütün kesimleriyle kucaklaşanlar kazanacak. 31 Mart bunun provasıydı. 50 artı 1'in önemi bu. Anladım. Bu sistem ucube bir sistem. Tekçi bir rejim bu. Yani bu bir başkanlık sistemi de değil aslında. Ama bizim seçim sistemini en azından realize etmek, o demokratik gelişmiş parlamenter sisteme dönsek bile seçim sisteminde bu tür geniş kitleleri bir araya getirme açısından zorlayıcı bir takım yasal e, ...mevzuatlar oluşturmamız... Dar bölge sistemi diyorlar. Faydalı belki olabilir. diyorlar biraz daha buna yardımcı olur. Daha kuvvetli bir milletvekilliğinin önünü açar. Yani dar bölge biraz AK, AK Parti'nin işine geldiği için herhalde e, e, gündemde. Ama yani ne yapılırsa yapsın. Yani ben açıkçası çok ciddi bir kazanım elde edeceklerini düşünmüyorum. Peki Eren Erdem çok teşekkür ederim. Tekrar geçmiş olsun. Ben de yani böylelikle ediyorum. geçmiş olsun diyelim. Bu arada tabii hani... E, Muhtemelen daha sonra canlı izlemiyor olacaksınız ama bu akşam Ahmet Altan'la ilgili yakalama kararı çıkmıştı. Şimdi gözaltına alınmış birkaç dakika önce. Onun da haberi yeni gelmiş oldu. Zaten konuyla ilgili gelişmeleri Deutsche Welle'nin internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz diyorum. Şimdilik virgül koyuyorum. Haftaya görüşürüz.